eğer sıkıntı olacaksa oyuna sonradan girsin ilerideki haftalarda daha sağlam bir kardı olsun. Ha, tam iyileşmiş bir ikardi evet. istiyorlar yani. Yani Yarım İstanbul spor değil. maçı değil mi? Hı, hı. Ee, İstanbul spor maçını hani rahat geçeriz diye görüyorlar. O yüzden ikardi burada risk etmeyelim. Sonradan oyuna dahil olsun. Bir sonraki maçları daha sonraki füksürü daha da hazır olsun. Yani o soğuk odalar, oksijenler falan kendine de bakıyor zaten adam. Öyle düşünen çok. E, fakat e, İstanbul Spor maçına öyle kağıt üzerinde kolay gözle bakmayacaksınız. Ben Galatasaray'ın daha önceki İstanbul Spor maçlarını hatırlıyorum. Gomis olmasa değeri bir tanesinde. O yüzden mesela Kayseri maçının sonucu. Hocamın dikkat çektiği nokta. Fakat ister Zaha olsun ister Icardi olsun. O maçı tabii kağıt üzerinde Galatasaray'ı kolay geçebilecek bir maç. Bence Zaha ile başlayıp oyunun gidişatına göre e, Icardi'yi sonraki haftaları ısındırmak amaçlı alır diye düşünüyorum. Aklın yolu birdir diye. Ama o adam oynamak ister çok formdadır. Onu bilemem. O zaman da zahaya... Hocam bana formayı ver. Ben ilk 11'de oynamak istiyorum. Kadroda başka İkari bir yer zaten gelip zahaya. forma istiyorsa, iyiyim ben diyorsa geriye pek böyle bir seçenek kalmıyor. O oynar yani. O oynar. Trabzon maçından farklı 11 olacak. Aynı 11 olmayacak. Şimdi burada daha çok olay, aksiyon ceza sahasının içinde geçecek. Zaha ceza sahası topçusu mu? Değil. Icardi de atabilir, oynatabilir. Ben baştan olmaz dedim ama sonra da ne dedim? Ya, yayın orada bitmişti. Icardi gene aynı mevkiine çeker. Ee, Kerem'i sahaya çeker. Icardi ile başlar. arkasını zaten... Te, ya şey, e, Mertens şu anda bak, şu anda sezon başından ve Gazi olmazsa olmazı. Icardi, Zaha falan hepsi. Ama olmazsa olmazı Mertens. 30 dakika mı gidiyor? 30 dakika oynayacak. Futbol aklı orası. O olduğu zaman Galatasaray oyunu çok farklı oluyor. Şimdi bir Trabzon çıktı. Trabzonspor Trabzon spor maçı çıktı. Çok farklı bir skor. Evet oyun farklı. Ama her takımlar da bizde Trabzon gibi oynamıyor ki. Oynasalar Galatasaray bu kadar. Bak ne diyorum her maçta şu bu kadar beğenilmeyen, yok, yok temposu olmayan denilen, yok şöyle olur denilen Galatasaray her bak her maç oynadı her maçta devre minimumdan 2-0 girer. Direkten dönem var. 3 metreden kaçırdım Abi, var. Yakaldın. Oradan Abi. var. Buradan var. Var da var. Abi biraz da açık oynasanız o vakit göreceğiz neler yapılacağını. Nerede bizim eksiğimiz var. Nerede? Onu sen de görmüyorsun. Çünkü tek başına çıkıyorsun abi orta sahada bir maç geçiyor. Rakibi iki tane araya attı mı gidiyor hadi eyvallah yakalamaya çalışıyor. E kaç tane pozisyon veriyorsunuz? Büyük takımlarımızdan bahsediyorum. Yani şu andaki Galatasaray Fener'den bahsediyorum. Fenerbahçe. Yani onun için biz Galatasaray'ın futbolunu okurken biraz da buralara da bakmak lazım. İşte o kötüymüş, bu böylemiş yok bu çıkarmıyormuş, yok hoca bunu yapar mı? Abi bırakın Allah'ınızı severseniz ya. Bizim kaç tane takımımız var? 10 tane takımımız var böyle Trabzon gibi ofansif oynayan, açık oynayan hücum oynayan. var mı öyle bir? Yok. Ama cirit atıyorlar o ceza sahası içinde. O bazısı oluyor, bazısı olmuyor. Bazısı da işte puan kaybedebiliyorsun. Bu sefer hocayı yükleniyoruz, takımı yükleniyoruz. Onun için bu maç da öyle olacak. Bakın bu maç da Trabzonspor maçı gibi olmaz. Orada bir kere onu bir tarafa bir bırakalım. Bu maçta yine yani tek kale oynayabileceğiniz bir maç olacak ki İstanbulspor gayet öyle oynayacak. Kontratak yakalayabilirse yakalayacak. Icardi oynatabilir ceza sahasının hakimiyetin olması için. Barış'ı tekrardan sola çekebilir sol beki. Yani bunları görebiliriz. Aynı te, oyunla değil. Icardi'yi de baştan da başlayabilir. Ve hatta Zaha o maçta çok iyi göründüğü için şimdi herkes Zaha'nın üzerinden gidiyor. Değil ya, o yanlışa girmeyelim. Kapalı alan oyunu çok farklıdır. Evet. İki maç çok Farklı olacak. Yani onun için bundan sonraki maçlarda öyle olacak. Ta ki senin ayağındaki takıma karşı oynayana kadar. Ki o da çok fazla değil bizim ligimizde. Ben Icardi'yi bu maçta kullanabileceğini de olabilir. Kafadan olmaz diye düşündüm ama sonra biraz hı hı. çıkınca arası, şey arası diyorum, <gülüyor> <gülüyor> reklam arası da ya dedim bunu da yapabilir. Çünkü Icardi daha farklı bir oyun potansiyeli orada ki oynamamış adam. 50'nin üzerinde, 60'ın üzerinde maçı var Santrafor mevkinde. Ama tabii orada rakipler hepsi aynı oynadıkları için Hı. Ee, siz oralarda varlık gösterebiliyorsunuz. Hı. Yani İstanbul maçı farklı olacak. Evet favori Galatasaray. Ben puan kaybedeceğini hiç tahmin etmiyorum. Ee, galip geleceklerini düşünüyorum. Tabii bu İstanbul İstanbulspor'un e, çok aşağılarda olmasından dolayı biz isteriz İstanbul İstanbulspor çok köklü bir kulüp. Ligimizde devam etmiş ama oyuncu potansiyeli. Yani çok tesadüfi bir yerden puan çıkarabiliriz. Kayseri mesela onlar için çok farklı bir maç oldu. Bir de 3 puanları silindi biliyorsun. Hı. O da var. Hoca değişikliği Her şey bir taraf ama Galatasaray tabi diğer büyük takımımız gibi Fenerbahçe gibi maçın powerisi. Ben oyunda ve oyuncularda değişiklikler olacağını düşünüyorum. Evet. Bu arada az önce Fil dişinin elendiğini söylemiştiniz hocam. Evet. İkinci bölümde. Fil dişinde büyük tepki varmış teknik direktöre eee Jean-Louis e. Zaha ile ilgili. Trabzon evet Zaha ile ilgili. Trabzonspor maçında Galatasaray'daki performansını görünce Zaha'nın işte manşetler Türkiye'de, Avrupa'da e neden Zaha'yı milli takıma almadın diye bayağı bir tepki gösterdi. Çok Alsaydı gibi... milli takıma şu geçiş döneminde, Ikaris olduğu dönemde ee, sıkıntılar tabii ki daha da artardı Galatasaray. Galatasaray için Bu Galatasaray oldu. için iyi bir şey oldu. Ama o, anlaması. bak İK, şey, Zaha bir maç oynadı. Trabzon maçını oynadı. Ondan evvel oynayan kimdi? Şeydi, ee, söyle şunu ismini. Halil. Halil'di. Tekrar, bak tekrar vurguluyorum. Trabzon maçına gelene kadar tek kale maçlar oynuyorsunuz ya. Hemen hemen o şekilde gidiyor. Maalesef onu yorumlaması da anlatması da çok zor. Neyi anlatacaksın? Evet. Top hep sende, seken top sende giriyorsun işte çarpıyor. Neyse. Şimdi Zaha söylüyorsun ya Zaha orada başlamadan onu Didi Drogba söyledi. Burada olması lazım dedi. Zaha'nın dedi Kadroda olması gerekiyor dedi. Zaha'yı almamaları almadı. E, o şeyden taktı ona bir maçları vardı gitmedi mi? Ne oldu? Tatil mi yaptı bir şey hmm. oldu. Dubai'ye mi gitti herhalde oradan. Ama e, Zaha büyük bir faktör orada. Büyük faktör. E, didilerden sonra tabii haliyle. E, o hocanın takdiri diyorsun ama 4-0 çok büyük bir hizmet oldu onlara. Evet. Bir de Ekvatoral Gine'ye karşı yani. Ev sahibisiniz. Ev sahibisiniz yani. Enteresan oldu. Yani tekrar e, tekrardan söyleyeyim. E, maçta İstanbul Spor maçında değişik 11 görebiliriz oyuncular. Peki. Ee, Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinin en iyi dönemini yaşamasıyla ilgili bir haberimiz var sevgili seyirciler. 2,36 puan ortalaması tutturmuş ve bu alanda şu anda... Guardiola'larla yarışıyor. O konuyla ilgili haber gelsin ekranı. Evet sevgili seyirciler Okan Buruk'un puan ortalaması gerçekten son derece başarılı Serdar Sarı da... E, özellikle derbilerdeki işte eksiklere, cezalılara rağmen e, yaptığı değişiklikler, mevkii olmayan oyuncuları başka mevkiinde oynatması ve tercihleri genelde tuttu. Sadece bir yenilgi almış 10 büyük maçta Okan Buruk şu ana kadar. Gerçekten alkışlanacak bir istatistik. Yani bunu Galatasaray'da yapmadı sadece. Aksar dönemi var, Başakşehir dönemi var. E, taktiksel anlamda iyi bir e, hoca ve iyi bir ekibi var. Onu da belirteyim. O ek, ekip çok önemli. Yardımcıları çok önemli. kondisyonlarından tutun. tutun. E, her biri e, hoca için değerli. Bir de Okan Hoca... E, Abdullah Hoca'nın en böyle hani şampiyonluk Abdullah Hoca'nın zirve noktasıdır denilir ama taktiksel açıdan en zirve noktası Başakşehir dönemiydi Abdullah Hoca'nın. Oradaki e, dönemine de denk geldi yardımcının da yaptı. Bu da büyük bir artı. Gerçekten iyi bir hocayla yola çıktığınızda çok şey öğrenebiliyorsunuz. Tabii sizin kendinize has e, bilgileriniz de mutlaka vardır. E, onları da katabiliyorsunuz ama... E, Strateji açısından, taktiksel strateji açısından Okan Hoca ligimizin gerçekten en ilerinden biri. Türk futbolunun en ilerinden biri. Ee, yani bir önceki hoca nesile geçer ya bir önceki neslin üzerine katmış halidir Okan Hoca. Şu anda Ondan en iyisi. Daha de gelecek. Şu anda en iyisi. En iyisi şimdi bak. En iyisi. Geçen en iyisi. gün bir, bir doktorla konuşuyorum. Estetik doktoru. Ben Türkiye'nin en iyi estetik doktorlarından biriyim. Ama bir süre sonra bir genç gelecek onu benden alacak. Hmm. Çünkü ben bir yere kadar geleceğim. Belki yaş ilerleyecek, belki tansiyon başlayacak, belki şeker başlayacak, belki göz sağlığım falan. Bir gün bir genç gelecek benden alacak. Ama o benim gençliğim döneminden daha iyi. Çünkü o yeni bir nesil. Evet. Ee, arabalarda da böyle, uçaklarda da böyle her şey yeni nesil. Şimdi Okan Hoca'dan sonra belki şu an birileri futbol oynuyor. Ee, onun veli diyebileceğimiz adam. O da farklı bir seviyeye gelecektir. Önemli olan kendini geliştirebilmesi. Bence de Mahmut Hoca bir teknik direktör. Bunu rahatlıkla söyleyebildiği için ben de söyleyeyim. Ben rahatlıkla söyleyemezdim. Ligin en iyisi bence o konuda. En iyisi. Şimdi teknik direktörün özellikleri nedir? Barayağbel olmanız lazımdır. Elinizdeki kadroda değişiklikleri, öğretkenliklerdir. Ve standart bazı mesela Avrupa'daki büyük takımlar nasıldır mesela şey? Ancelotti hemen hemen aynı kadroyla oynar. Hep aynı kadroyla oynar. Bayan bozmaz. Bizde de olması gerekendir genelinde ama e, bizdeki takımlar o kadar e, şey ki dengeleri çok farklı ki e, ona göre de oyuncu profillerinizi sunmanız gerekiyor. Drifting kabiliyeti fazla olan ne bileyim e, işte biraz evvel ikade dedik ceza sahası hakimiyeti fazla olan ee, ne bileyim geniş alanda daha farklı oynamasını bilenler ee, o tarzdaki oyuncuları bunda da e, sevgili Okan Hoca e, hakikaten e, takımla oynamasını çok iyi biliyor. Mesela herkes ne derdi? E, tamam ya sol sol bekte Barış oynar. Ama ne yaptı? Sağa çağa koydu. Çünkü niye? Karşısındaki oynayan Trabzonsporlu oyuncunun arkasındaki verdiği yedikleri çabuk gidip gelmemelerini biliyor.